Artı 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da koalisyon mutabakatından Türklere çifte vatandaşlık müdesi. Almanya'da 3 partinin oluşturduğu koalisyon hükümeti resmen kuruldu. SPD, Yeşiller ve FDP oluşan ve SPD'li Olaf Scholz'un başbakanlık görevini yürüteceği trafik lambası koalisyonu, 177 sayfalık planını da açıkladı. 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona erdiği Almanya'da, genel seçimlerinden 8 hafta sonra Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti, hükümet kurma planını resmen sundu. Adını üç partinin renklerinden alan Trafik Lambası Koalisyonu'nda, SPD'li Maliye Bakanı Olaf Scholz Başbakan, Şansölye olarak görev yapacak. Scholz'un yardımcılığını ise Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck yürütecek. Berlin'de basın toplantısı düzenleyen SPD, Yeşiller ve FDP liderleri, daha fazla ilerlemeye cesaret et, özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik için İttifak isimli 177 sayfalık planlarını açıkladı. Koalisyon anlaşmasında dış politika ve özellikle yeşillerin önceliği olan çevre konularına geniş yer ayrılırken Türkiye ile ilgili de bir madde yer aldı. Reuters'ın aktardığına göre, anlaşmada Türkiye'nin endişe verici iç siyasi gelişmelere rağmen önemli bir komşu ve AB ortağı olmaya devam ettiği belirtildi. 1950'lerden beri Almanya'nın ilk üç partili koalisyon hükümeti olacak hükümetin planı özetle şu şekilde. Asgari ücret saatte 12 avroya yükseltilecek, Batı Balkanlardaki 6 AB üyesi adayının katılım sürecine destek verilecek. Bir sonraki Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Almanya'dan seçilmemesi halinde, Avrupa Komisyonu üyeliği için Yeşiller Partisi'nin göstereceği aday seçilecek. Oy kullanma yaşı 16'ya düşürülecek. Daha fazla konut inşa edilecek yılda 400 bin daire hedefinin çeyreğini devlet finanse edecek. 2030'a kadar ülkedeki arabaların en az 15 milyonunun elektrikli olması hedeflenecek. Covid-19 pandemisiyle mücadele için bir kriz ekibi oluşturulacak. Çifte vatandaşlığa imkan sağlanacak. Göçmenler Almanya'da 5 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu hakkı tanınacak. Düzenlenmiş esrar satışı yasallaştırılacak. Afganistan'dan tahliye operasyonu konusunda bir parlamento soruşturması başlatılacak. Almanya'da askeri insansız hava araçlarının belirli koşullarda silahlı hale getirilmesinin önü açılacak. Yaşı ilerleyen tornado savaş letlerinin yerine yeni uçaklar alınacak. Rusya ile yapıcı diyalog aranacak, farklı tehdit algıları dikkate alınarak Rusya'ya yönelik ortak Avrupa politikasına odaklanılacak. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.